Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Melda Yücel Koca. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte ne diyoruz? Yaşasın Hayat diyoruz. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Son derece önemli başlıklar var. Bu önemli başlıkları aslında hayatımızın içinde karşılaştığımız önemli başlıkları. Daha iyi okumak adına önce haberlere kulak verelim. Tabii memnuniyetle. Daha sağlıklı olmak adına sağlıklı haberler diyelim. Ve ilk maddemizde de tridemik çıkıyor karşımıza. Şimdi pandemi süreci o kelimeleri bize çok tanıdık kıldı ama tri deyince üçlü bir salgından mı bahsediyoruz şu an yaşadığımız ne? Aslında geçen sene böyle tridemi gibi konuşuldu. İki virüs piyasadaydı. Salgının bu Covid'le olan kısmı baskılandıkça bir üçüncüsü daha eklendi. Yani şu anda bu kış bizi bekleyen üç tane virüs var. Köşede, pusuda, hemen sokak aralarında falan hazır bekliyor. Evet. Ve maalesef biraz erken geldi. Özellikle bu tridemin bir tanesi para enflasyonu çok yaygın. Şu anda çok yaygın. Ve yine Amerika'dan gelen verilere bakılırsa bu 2009'daki H1N1 salgını kadar vakanın daha üstüne çıkıldığı anlaşılıyor Amerika'da. Bu bizde de bu işin riskli olacağını gösteriyor. Çünkü artık ulaşım imkanları çok yüksek. Herkes her virüsü her yere taşıyabiliyor. Ve bir süre sonra yan ülkede değil 3000 kilometre, 10.000 kilometre uzaktaki bir virüs, ülkedeki bir virüs size gelebiliyor. Burada bilmemiz gereken şey şu Melda Hanım. Biz önemli bir darboğazdan çıktık hepimiz, bütün dünya. Ve bu darboğazı aşarken çok kayıp verdik. Ve aynı zamanda çok büyük korkular atlattık. Ve çok ciddi koruma tedbirleri aldık. Bu koruma tedbirleri sayesinde 2 yıldır ne ciddi bir influenza meselesiyle ne de ciddi bir para influenzayla ya da başka bir hatta nezleyle bile karşılaşmadık. Soğuk algınlığıyla bile karşılaşmadık. Neden? Toplantılara maskeli girdik, çok sokağa toplantıya zaten gitmedik. Dışarıda özel alışveriş vesaire gibi genelde yaptığımız seyahat gibi davranışları kısıtladık. Dolayısıyla zaten son 2-2,5 yılda sadece Covid mücadelesi vermiş olmadık. Bir influenza ve para influenza yani bu üçlü virüsün üçüne karşı bir defans oluşturmuş vaziyetteydik biz. Ancak şimdi hem bu defansın bizi birdenbire ansızın yakalaması tehdidi var. Hem de eğer bu defansı 2-3 yıldır gripi çokken birden artarsa bir salgına dönüşme ihtimali var. Bu nedenle yapmamız gereken şey şu, korkmaya, paniğe gerek yok ama çocuklar arasında RSV virüs dediğimiz solunum yolunun bir özel yapışkan diyebileceğimiz bir virüsüyle, respiratuvar sinüs yolu virüs dediğimiz virüsle, yani para influenza virüsüyle çocuklarımız çok büyük tehdit altında. Okullarda muazzam bir sınavlar para influenza salgını var. Benim torunum birkaç gün önce atlattı, aynı sorunu yaşadı. Ki onun yaşadığı da influenzaydı. Para influenza da değildi. Ama para influenza nedeniyle Fransa'da bugün hastanelerde, çocuk hastanelerinde yoğun bakımlarında yer yok. Daha mı sert para? Şöyle, para influenza akciğerlere iniyor çocuklarda. Akut bronşit, akut bronşiyolit yapıyor. Biraz daha uzadığı zaman solunum sisteminde 2-3 hafta hiç kıpırdamadan kalabiliyor. Ve aynı zamanda okuldan çocuklar bunları eve getirdikleri için büyüklerde, özellikle yaşlı büyüklerde büyük risk yaratıyor. 65 yaş üstündeki kişi bir para influenza aldığı zaman bunu ağır bir zatürre hata, ağır bir bronşit, bronşiyolit hata olarak hayatıyla bedelini ödemek pahasına, Allah korusun, yaşayabiliyor. Dolayısıyla bu kışa girerken doğal olarak sıkıldık, maskeleri attık ama bu tedbirlerden bırakmayalım. Hastalık belirtisi varsa hemen istirahati çekilelim. Hasta olanlar iyileşene kadar dışarıya çıkmasına, bulaştırma risklerine karşı. Ve okullarda lütfen hasta çocukları okula göndermesin anneler babalar. Çünkü pimpon topu gibi o çocuklara da o virüs gidip giriyor. Ama çok daha kötüsü o virüs eve giriyor. Evdeki anneye babaya, anne babadan büyük anne büyük babaya falan derken bir yayılım haline gidebiliyor. Bu nedenle bir riskli grup ne yapacağız tridemi için, bu üçlü salgın için? Zaten Covid aşılarımızı yaptırıyoruz. Riskli gruptaysak hatırlatma dozlarımızı geciktirmeden bir an önce yapmamız lazım. Koruyacak mı? Yani hatırlatma dozu bizi Covid'e karşı tabii koruyacak. Zaten o ayrı. Onları korumaz. Sadece Covid'e karşı korur. Ama şunu bilelim ki Covid hafif geçiyor falan diyoruz ama Covid'in hafifliğinin bir sebebi de toplumların büyük bir kısmının dolaylı veya aşıyla veya virüsle hastalanarak ya da aşılanarak antikor oluşturmuş olması. Bağışıklık geliyor. Evet. Dolayısıyla riskli grup Covid'e karşı hatırlatma dozu aşılarını yaptırsın. Ama aynı zamanda riskli grup bu sene influenza aşılarını da yaptırmaya gayret etsin. Yani onlarda influenza, Covid, arkadan parainfluenza üçgüsü geldiği zaman bunlar bir çete gibi ortalık darmadağın oluyor.
O dediğiniz grip aşısı mı? Bildiğimiz klasik grip aşısı. İnfluenza aşısı, klasik grip aşısı. İnfluenza aşısı dediğiniz, evet, evet, eczanelerde evet, yapılan evet, grip aşısı. Ben yaklaşık 20 gün önce yaptırdım. Evet. Yani bu ara 15 Kasım'a kadar özellikle mutlaka yaptırılmasını tavsiye ediyorum. Riskli gruplar için özellikle 65 yaş üstü, organ yetmezliği olan, şeker hastası olan, hamile olan, kalp yetmezliği olan, özellikle kalp hastalarında kalp krizi davetiye çıkarabiliyor bir influenza, bir grip enfeksiyonu. Bu tridemi meselesinin bugünlerde biraz gündemde tutulması, paniğe kapılmadan, zaten okullar bu hafta sonu bildiğim kadarıyla benim ölçüde tatile, evet, giriyor. Tatili ara tatili var. O biraz bir duraklama yapacaktır Allah izin verirse. Evde de bizler gerekli tedbirleri alalım, iş yerlerinde alalım. Hastaysak veya hastalık belirtisi olduğundan endişe ediyorsak maskeyle iş yerlerimize gidip maske kullanarak, maskeyle birlikte çalışmaya devam ederek hiç olmasa başkalarına bulaşmayı önleyelim. Tekrar kapalı ortamlarda maskeyi takmamız gerekiyor. Yok, öyle demeyelim. Varsa eğer hasta olduğunu düşünen birisi maskesini taksın. Varsa hasta olduğunu düşünen birisi topluma duyduğu saygı, iş yerinde ailesine duyduğu saygı nedeniyle lütfen taksın. İkiye, eğer böyle bir kuşku içinde bir toplantıya gireceksek tabii ki çok kalabalık, biz de takabiliriz. Ama ben kendi adıma söyleyeyim. Ben klinikte şu anda yaklaşık 2,5 yıldır, hep 2,5 yıla yakın bir süredir maskeliyim. Ama normal konuşurken artık maskeyi çıkardım. Sadece o muayeneye geçtiğim zaman, maskeyi hastaya yaklaştığım zaman takıyorum. Bu şu anlama geliyor. Lokantalarda takmıyoruz. Takmamız da gerekmiyor. Ama sıkışık ortamlarda bizden önce hasta olanların daha duyarlı ve saygılı olmaları, hem kendileri için hem çocuklar için başkalarına bunun bulaşması demek, onlara da aynı şekilde pimpon topu gibi geri dönüp yeniden virüsün gelmesi demek. Bu saygıyı göstermek zorunda. Fena bir halka dönüp dolaşıp evet, size de gelebilir. Bir de grip aşısını bir daha hatırlatayım. Zatüre. Rica ediyorum. Zatüre aşısı zaten belli bir yaş grubu için evet, mecbur. Ama herkesin zatüre, bir de çok güzel bir soru sordunuz. Herkesin zatüre aşısı olması falan da gerekmiyor. Paniğe gerek yok. Gerekli olan grup saydığım, aynı grip aşısı için risk grubunda diye saydığımız herkes, zatürre aşısı açısından da risk grubunda olan kişiler, bunların yaptırmasında yarar var. Ama 20 yaşında, 30 yaşında birisinin gidip zatürre aşısı yaptırmasının hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Peki, öksürüğü nereye koyalım? Bir de herkeste bir bitmeyen öksürük var. Bu devamlı tabii, niteliği. Kış virüsleri sadece influenza, parainfluenza ve Covid'den ibaret değil. Adenovirüs var çok sayıda. Başka virüsler de var. Yaklaşık 16, hatta 17-18 tane kış virüsü var. Bunlar ortalıkta dolanıyor. Rinovirüsler var. En yaygın gördüğümüz, sizin söylediğiniz, herkesin boğazı, benim de bugün evet, muhtemelen sesim biraz kesik. Rinovirüs çok yaygın. Rinovirüs dediğimiz virüs burunda, boğazda yerleşen, ses kısıklığı, burun akıntısı, hapşırık, aksırık yapan ama grip kadar vücudu sarsmayan, vücudu darbelemeyen bir virüs türü, üst solunum yolu enfeksiyon türü. Evet, herkese şifa olsun. Hepimize, bir an önce hepimize, bitmiş hepimize, geçmiş kesinlikle olsun diyelim. Gelelim, okullarda, evlerde virüs kol geziyor dedik, tedbirleri konuştuk. Başka başka haberlerle de devam edeceğim. Araya başka bir haber koyalım. Mesela pankreas kanseri 3 yıl önceden belirti veriyor diyor haber. Nasıl bir belirti? Bu sinyali nasıl alalım? Sebebini anlayamadığımız bir şekilde, önce şunu belirtelim ki, sebebini anlayamadığımız bir şekilde sanki pankreas kanseri sıklığında bir artış var. Bu artışın beslenme hatalarımızdan kaynaklandığı konusunda da bilgilerimiz gittikçe artıyor. Yani biz bu şekerli unlu fruktozlu besinleri, çakma fruktozlu, nişasta bazlı fruktozlu, mısır nişastası bazlı fruktozlu içecekleri, özellikle çocuklarımız, biz tükettikçe, bu yiyeceklere bu belalı fruktoz ilave edildikçe pankreas kanserinde bir artış olma ihtimali de artıyor. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. Pankreas böyle sünger kıvamında bir organ. Karnın çok geri kısmında, midenin çok arkasında ve bulunduğu yer itibariyle çok büyük bir kitleye dönüşmedikçe o kanser pek belirti, pek değil, hemen hemen hiç belirti vermiyor. Son aşama. Ancak çok büyüdüğü zaman pankreasın baş kısmındaki kanser safra yollarına baskı yapıyor, sarılık yapar, haberimiz oluyor. Ya da kuyruk bölümünde bir problem var. O mideye ve oradaki bir sinire baskı yaparsa bel ağrısı, sırt ağrısı, bitmek tükenmek bilmeyen bir ağrı, eğilmek zorunda sizi bırakan bir ağrı. Abi pankreas olmasın bunun arkasında diyoruz falan ama o zaman zaten maalesef iş işten geçmiş oluyor ve daha da kötüsü, pankreas kanseri tedavisinde son derece hala başarılı
başarısızız. Yeteri kadar başarısız değiliz desem belki daha hoş olur. Ancak yeni bir araştırma, erken tanı için dediğimizde bir şey yok. Yani yıllık yapılan taramalarda pankreasta bir kitle görünümü varsa o kitle MR'la biraz daha detaylı inceleniyor. O MR daha da şüpheli gelirse PET yapılıyor. PET'le pozitifmiş deyip ameliyata alınıyor kişi. Ama ki bu araştırmadan çıkan sonuç şu, söylediğiniz araştırmaya gelince, birdenbire kilo almalar varsa, ani kilo alma atakları varsa, birdenbire ortaya çıkan, durup dururken ortaya çıkan ciddi bir kan şekeri yüksekliği, ani ve fırlamış bir diyabet varsa yetişkin birisinde, ani kilo alıp vermelerin arkasında bir pankreas kanseri olmasın diye düşünmemiz lazım. İşte 3 yıl önceden haber veriyor, hikayesi bu. Bu. O sinyalleri doğru alalım, doğru okuyalım. Evet. O zaman haftanın gündemi diyelim. Bunun için de kısa bir araya gidelim. Aranın ardından karşınızdayız. Haftanın gündemi diyeceğiz. Manşetimizde tiroid var. Yeni yaşamın faturası diye yıllar yılı çok konuştuk sizinle. Evet. Şimdi yeniden yeni yaşam pandemiyle birlikte de harmanlandı. Daha sert koşullarla, belki kimyasallarla ve devamında toksik maddeler dersiniz siz. Onlarla geldi. Daha mı arttı? Daha arttı Melda Hanım. Bunun nedeni biraz pandeminin getirdiği toksinlerden çok, yani o yani yapısal toksinlerden çok ruhsal toksin. Yani tiroid bezi çok hassas bir bez. Çok önemli fonksiyonları var. Önce onu bir hatırlatalım. Boynumuzda, tam boynumuzun alt kısmında, yutak bölgesine yakın, iman tahtası kemiğinin üst bölümünde, şu noktada bir bez. Topu topu 20-25 gram küçücük bir bez ama muazzam bir gücü var. Vücudun bütün orkestra şefi o. Yani vücudumuzun ne oranda metabolik aktivite göstereceğini o karar veriyor. O çok çalışınca metabolizmamız hızlanıyor. O yavaşlayınca metabolizmamız yavaşlıyor. Ne anlama geliyor? Kilo dengemiz artıyor ya da kilo dengemiz düşüyor. Kalbimiz hızlanıyor ya da düşüyor. Bağırsağımız çalışıyor ya da çalışmıyor. Kafamız çalışıyor ya da çalışmıyor. Cildimiz terliyor ya da terlemiyor. O kadar çok fonksiyonu var ki inanmak mümkün değil. Ve bunu sadece iki hormonla, T3 ve T4 dediğimiz triiodotronin ve çok daha önemlisi tetraiodotronin, yani T4, aktif T4 de yapıyor. Ama bez olağanüstü hassas. Onun için zaten eski dahiliyeciler bu bezi maden ocağındaki kanaryaya benzetmişler hep. Eskilerde bu maden ocaklarında metan gazı patlamalarında, şimdi metan gazını ölçebiliyoruz. Ama o zamanlar metan gazı da bilmiyor, ölçüm de yok zaten. Kanarya koyarlarmış kafes içinde. Kanaryayı öldüğü anda bütün işçiler madeni terk ederlermiş. Tıpkı onun gibi bu kanarya gibi bir bez. Yani vücut eğer dışarıdan herhangi bir toksik madde alırsa, bu solunumla alınan bir toksin olabiliyor, yemek yiyecekleri alınan bir toksin olabiliyor, cildinize sürdüğünüz makyaj malzemelerinden girebiliyor, saç boyalarınızdan girebiliyor, hatta tahminen botoksun kendisi bile burada bir takım problemlere yol açabiliyor. Ama aynı zamanda bu yapısal toksinler yanında ruhsal toksinlere de bu bez çok hassas. Yani herhangi bir şey sebeple strese girdiği anda vücut, duygusal, ruhsal strese girdiği zaman, motivasyonel strese girdiği zaman, depresi olduğu zaman veya yarışmacılığı abarttığı zaman böbrek üstü bezinin etkisiyle süratli bir şekilde bu bez tahrip olmaya veya problemli olmaya başlıyor. Bu tip travmalar olduğu için zaten doğuran kadınlar, hamile kadınlar, menopoza giren kadınlar, emziren kadınlar çok daha fazla miktarda, örneğin Hashimoto hastalığına yakalanabiliyor. Ya da iyot eksikliği, aynı bölgede erkek çocuk, kız çocuk var. Kız çocuklar erkek çocuklardan çok daha fazla guatra yakalanıyorlar. Ya da yine kız çocuklarda çok daha fazla veya kızlarda, hanımlarda bu nedenle daha fazla nodül oluyor. Bu nedenle bu dönemde bilirim ki tiroid bezi hastalıkları çok daha yaygın ve eğer iyi bir sağlık okur yazar olmak istiyorsak, eğer iyi bir sağlık bilinci olan yetişkinlere gen olmak istiyorsak, mümkün olduğu kadar yapmamız gereken şey bizim tiroid bezinin çok çalıştığı zaman ne olur, az çalıştığı zaman ne olur bilmemiz lazım. Az çalıştığı zaman orkestra şefinin sopası yavaş yavaş dönüyor gibi ya da 180-120 volt yerine 60 volt ya da 30 volt ışık yanıyor gibi bir durum ortaya çıkar. Az terleriz, cildimiz kurur, saçlarımız, kirpiklerimiz hasar görmeye başlar. Saç hasarları çok ön planda. Ayrıca tırnak kalitesi düşer ama çok da önemlisi nabzımız düşer,
uykumuz gelir, yorgun oluruz, üşümeye başlarız, kabız olmaya başlarız, daha fazla vücudumuz ödem tutmaya başlar ve çok da önemlisi unutkan, odaklanamayan, kafasını toplayamayan yetişkinler ya da okul başarısı düşük çocuklar karşımıza çıkar. Çok çalıştığı zaman tam tersine, bu sefer aşırı terleyen, aşırı bağırsakları çalıştığı için ishalattıkları yaşayan, kalp çarpıntılarından hızlı çalışan kalp nedeniyle şikayet eden, çok fazla her yerde kendini sıcaklıkta hissedip çok fazla sıcaktan şikayet eden, çok sinirli, çok atak, çok öfkeli, öfke kontrolü bozulmuş, uyku dengesi bozulmuş, yani bir nevi hyper hale gelmiş, hiper hale gelmiş bir yetişkin ya da çocuk ortaya çıkar. Dolayısıyla bu belirtilerle, tabii ki bu belirtilerle karşılaşan her yetişkinin, bu belirtilerle karşılaşan her çocuğun veya bunu hisseden ebeveynlerin, ya burada bir tiroid problemi olmasın, bu çocuğun başarısı düştü ya da evdeki büyük annem eski oranında daha fazla unutkan oldu, acaba bunda bir tiroid problemi olabilir mi diye düşünüp hemen bir B12 baktırır gibi tiroid TSH'sına ve tiroid hormonlarına da baktırmanız lazım. Ya da durup dururken bellek sorunu çıktı, durup dururken sinirli olmaya başladı, durup dururken kalbim çarpıyor demeye başladı, kalp ritmi bozukluğu başladı, bir de tansiyon problemi çıkmaya başladı. Bunların hepsinin arkasında sinsi bir tiroid aşırılığı ya da gözden kaçmış sinsi bir tiroid tembelliği olabilir. Dikkatli olmak lazım. Beslenmeyi ne yapalım? Nereye koyalım? Egzersizi nereye koyalım? Tiroidle egzersizin çok bir balansı yok. Yani egzersiz yapsanız yapmasanız da tiroid bezi bundan haberdar olur mu? Pratik olarak olmaz. Beslenme iyot açısından önemli tiroid bezi için. Ama son zamanlarda iyot meselesini ben çok büyütüldüğü kanaatindeyim. Aslında iyot önemli bir madde. Vücudumuz tiroid bezi özellikle tiroid hormonu üretirken iyotsuz yapamıyor. Çünkü ham maddesi o. Yani çimentosuz, demirsiz, tuğlasız bina olmadığı gibi iyotsuz tiroid bezinin T3, T4 hormonu üretilemiyor. Zaten onun için adları tetraiyodotronin, triiyodotronin. Ama İyot eksikliğini karşılamanın basit bir yolu iyotlu tuz kullanmak. Şu anda zaten tuzların iyotlanması yasal olarak zorunlu. Evet. Ama bunu bir iyot ticareti haline getirerek karşılaştığı her sorunu iyot eksikliğine bağlayıp insanları aylarca sorunlarıyla oyalayan, bazı böyle beslenme alanında sonradan edinmiş bilgilerle bir şeyler yapmaya çalışan, bana göre sağlık zararlısı insanlar var. Dikkat etmek lazım. Doğru. İyot eksikliği olduğu zaman neler olur söyleyeyim ben size. Eğer iyot eksikliği varsa tabii ki guatriniz olur. Evet. Her şeyden önce. Ama bunun dışında ne olur? Cildiniz kurur. Bunun dışında iyot eksikliği olduğu zaman bağışıklığınız zayıf olur. İyotunuz eksik olduğu zaman belleğiniz iyi çalışmaz. Çocuk belleği özellikle iyoda çok muhtaç. Beyninin gelişmesi iyoda çok muhtaç. İyot eksikliği olduğu zaman örneğin fibrokistik meme hastalığında biraz daha sık rastlarsınız. Adet bozuklukları biraz daha sık görülebilir. Ama bir adet bozukluğu bulunca iyodun eksik, bu senin ondan geliyor falan demekle başka bir sürü hormon hastalığı pas geçebilirsiniz. Ya da fibrokistik meme hastalığı var, ben seni iyodla tedavi edeceğim deyip çok lüzumsuz bir iyod yüklemesi yapabilirsiniz ki bunu maalesef... Nasıl ayılalım kelimeyi? Ayılmayın, bir şey yapmayın. Mesela yani, çocuklara da çünkü verildiğini... Ben size diyorum. Bir şey söyleyeyim net olarak. Eğer size iyoduna baktırayım arkadaş diyen kişi bir dahiliye uzmanı, o da o tecrübeli bir dahiliye uzmanı ya da bir endokrinoloji uzmanı değilse baktırmama gerek yok kardeşim deyin. Çünkü böyle bir formalite var ve insanlara kanda iyot, saçta iyot, idrarda iyot bakıp bunu ticari olarak büyüten analiz sistemleri ve bunu ticari olarak büyüten iyot ticareti yapan yapılanmalar var. Kaldı ki zaten iyot çok pahalı da değil. Ben ticaretinden de şikayetçi değilim. Ama şikayetim şu, pek çok insana lüzumsuz yere lügol solüsyonu, potasyum iyodu verilerek iyot zehirlenmesine yol açılıyor. Zehirlenmesi. Bu, tabii iyot, bu sefer tiroidin iyot eksikliğine bağlı deyip verdiğiniz iyot, tiroidin fonksiyonlarını tamamen durdurabiliyor bile. O zehirlenmeyi olduğunu nasıl... Zehirlenmeyin daha iyi olduğunu anlayacağınızda, basitçe ben size baştan söyledim. Siz birisi size iyot vereceğim diyorsa oradan bir endokrinoloji uzmanının karşısına gidin, o size versin bunu. Yani size herhangi bir personel hekim, herhangi bir hekim, herhangi bir hatta fonksiyonel tıpçıyım ben falan diye diyetisyen, beslenme uzmanları bile iyot vermeye başladı. Yok böyle bir şey. Bir insanın ne yiyip ne içeceğine tabii ki beslenme uzmanı karar verir ama bir insanın iyot alıp almayacağına mutlaka en iyi ihtimalle bir aile hekimi, o da en iyi ihtimalle ama doğrusu bir endokrinoloji uzmanının karar vermesi lazım. Ben
şahsen bir kişiye iyot verirken böyle elim titrer. Yani çok ciddi bir iyot eksikliği. Ama ben çok nadiren iyot eksikliği var mı yok mu diye tarama veya tetkik yapmaya ihtiyaç duyarım. Biraz önceki sorduğun sorunun cevabına gelelim. İyot fazlalığı eğer söz konusuysa iyot alımını kesmek dışında yapacağınız bir şey yok. Çünkü iyot vücutta depolanan bir mineral değil. Ondan korkmayalım. Tiroid bezinde depolanır ama başka organlarda depolanmaz. Ama tiroide verdiği zarara da tiroid eğer telafi edememişse zaten hipotiroide gidersiniz. Ona bir bu belirtiyi veya bu sorunu bulan doktorların ismini atan Wolff-Chaikoff etkisi diyoruz ki şu anda biz böyle bir şey henüz ben çok fazla görülebildiğini düşünmüyorum. Ama önemli olan şu, iyotsuz yapamayız. İyot yaşamsal bir madde ama iyotun da çoğu şey gibi azı çoğu dengelemeniz lazım. Her zaman için fazlasının toksik olacağını unutmamak lazım. Evet. Şimdi iyot zengini besinler hangileri ona bakalım o zaman. Deniz yani ürünleri, doğrudan yaşamın süt içerisinde. Ürünleri. Çok kolay Melda Hanım. Yani bizim sorunumuz şu. Deniz ürünleri hepsinde bol iyot var. Deniz zaten iyot en önemli kaynaklarından birisi. Süt ürünleri hepsinde iyot var. Çünkü otla vesaire vücuduna alan inek, koyun, keçi sütüne bunu aktarıyor. Yumurtada iyot bol miktarda var. Ama bizim sorunumuz Türkiye'de şu. Türkiye'deki otta da suda da iyot yok. Türkiye dünyanın en fakir iyot rezervlerine sahip. Yani bizim ne yediğimiz hayvanın etinde, sütünde, yoğurdunda ne de o hayvanın yediği ne otta de? Yok. Bizim coğrafyamızda yok. Yani özellikle bazı bölgelerimizde çok çok az. Göller bölgesi yani Burdur, Isparta bölgesi, Kastamonu, Çankırı, Çorum o bölge, kuzeyde Doğu Karadeniz bölgesi iyot eksikliğinin çok maalesef sorun yarattığı aslında bölgede. Aslında Karadeniz diyorsunuz, hani biz deniz kenarına gittiğimizde oh şöyle bir iyot çekelim iyi geliyor deriz, iyot havası aldık deriz. O psikolojik mi yaptığımız? Psikolojik değil ama şunu bilirim. Bir kere Karadenizlerin çok büyük bir bölümü şimdi yeni yeni şehirler doldurulmaya başladı. Dağlarda Karadeniz'in kıyıdan uzak bölgelerinde ve dağın denizden faydalanacağınız kısmını engelleyen yerlerde. Bir ikincisi iyot bir halojen. Yani uçan bir şey. Yani onun havayla alınarak sizin iyot eksikliğinizi kazanabilme ihtimaliniz çok yüksek değil. Evet. Sizin onu gıdanın içinde almanız lazım. Hatta ısıyla bile maalesef buharlaşır. Onun için buradan duyuralım hanımlara. İyotlu tuzu biz öneriyoruz tamam. Ama iyotlu tuzla yemeklerini pişip soğuduktan sonra koymazlarsa ısıyla beraber o iyot uçağa gider. Notlarımda dondurma var. Isıyla birlikte deyince hani dondurma onu tutuyor mu? Dondurma süt ürünleri içerisinde de tabii ısıtılmadan konanlardan birisi olduğu için bir kesinlikle örnek. Tutuyor. Yoğurtta, sütte, peynirde, muzda. Dondurmada, muzda, yumurtada ve diğer deniz ürünlerinde balıklarda çok var. Güzel. Şimdi geldik bir diğer güzel bölüme. Hangisi doğru? En sevdiklerimizden biri. Şimdi hangisi doğru dediğimizde kış da gelince belki televizyonda karşısında çekirdek tekrar bir revaçta oluyor. Kabak çekirdeği mi ama ay çekirdeği mi? Muhakkak ki kabak çekirdeği. Hiç yani kıyaslanması kıyas kabili değil bence. Ay çekirdeği daha çizgi ya da ayçiçeği yağı nedeniyle bizim için önemli. Bir de çitlemek vesaire için belki bir atıştırmalık gibi düşünmek ne kadar doğru pek emin değilim ama kabak çekirdeğinin içinde muazzam bir doğal rezerv var. Kabak çekirdeğinin içinde fitosteroller var. Kabak çekirdeğinin içerisinde folik asit var, triptofan var. Uykuya bile yardımcı. İçindeki fitosterollerle prostatla ilgili problemlerin erkeklerde çözümünde yardımcı. Bazı parazitlerin tedavisinde doğrudan kabak çekirdeği yemek bağırsaklardaki oksürler dahil bir sürü parazitten sizin kurtulmanızı sağlayabiliyor. Kabak çekirdeği içindeki triptofanla uyku desteği olarak işe yarıyor. Kabak çekirdeği iyi bir E vitamini kaynağı ve içindeki E vitamini çok değerli bir E vitamini. Gamma tokoferol yapısında. Kabak çekirdeğinin içinde sarı nokta hastalığında çok etkili olduğunu bildiğimiz lütein, ksantin, zeoksantin gibi çok kıymetli polifenoller, flavonoller var. Dolayısıyla kabak çekirdeği deyip geçmeyin. Yalnız 30 gram kabak çekirdeğinin 200 kalori olduğunu unutmayın. Oh. Yüksek kalorili. Bir tabak. Evet. Yani, içini söylerseniz 1/2 fincan. Eğer kabuğuyla beraber söylerseniz bir çay bardağının 1/4 kadar maksimum.
Evet, o da kavrulmamış ve tuzlanmamış olacak. Doğrusu o, hatta benim tavsiyem kabak çekirdeğini, eğer sizi çok rahatsız etmiyorsa benim yaptığım gibi tüketin. Kabuğuyla birlikte çiğneyin ve yutun, çünkü kabuğunda da muazzam bir demir var. Çocuklar yapar onu. Posası ve demiri çok yüksek. Evet. Geldik bir diğer, hangisi doğruya? Yeşil salata mı, mor salata mı? Şimdi kış bize bu morun şahane gökkuşağını getiriyor bir anlamda. Biz salata deyince nedense soğan, salatalık, biber ve domates düşünüyoruz. Oysa salatanın içine çok şey koyabilirsiniz. Yani çok taze ıspanak kuşlarını koyabilirsiniz ki bir ıspanak salatası bir domates salatasından belki de bana göre daha da size fazla kışın değer katabilir. Çünkü ıspanak içerisinde muazzam bir biyolojik güç var. Ama ıspanak kadar mesela mor lahanadan salatanın içerisinde ondan salata yaptığınız zaman bir mor salata elde edersiniz ki pancar mesela yine mor rengiyle. Bu mor olanların tabii ki biraz daha diğerleriyle beraber olmak kaydıyla yine çok ciddi bir biyolojik katma değer ilave ettiği kesin. Peki bir diğer hangisi doğru? D3 vitamini mi, K2 vitamini mi? Yani bu kadın mı önemli, erkek mi önemli sorusu kadar bence saçma olur bu soru bence. Nedeni şu, ben güzel bir soru. Evet, şöyle yani nasıl kadın ve erkek birbirini tamamlayan bir bütünse, bir mütemmim cüzlerde eskiler, birbirini tamamlayan fasıl. Mütemmim cüzün parçası bunlar. Yani D3 K2 olmazsa, K2 D3 olmazsa fonksiyonlarını yeterince yerine getiremiyor. D vitamini bağırsaktan kalsiyumu emiyor ama o kalsiyumun kemik yerine, kalp kapaklarında kemik yerine damarlarda birikmesini K2 önlüyor, alıyor oradan kemiğe götürüyor. D vitamini yeri geldiği zaman kalsiyumu bulamazsa kemikten kalsiyum çalmaya çalışıyor. Kalsiyum hırsızı haline geliyor. K2 vitamini diyor ki bir dakika hop yapma, bu bize lazım diyor, onu engelleyebiliyor. D vitamininin getirdiği kemiğe kalsiyumu ya da D vitamininin emdiği kalsiyumu, böbrekten kaçmasını önlediği kalsiyumu, böbrekte ürettiği kalsiyumu K2 alıyor, kemiğin içine osteoblastik aktiviteyi artıran özel bir hormon aktivitesiyle oraya bir özel bir protein aktivitesiyle oraya adeta çakıyor. Dolayısıyla özellikle menopoz çağında, hatta 40'ından sonraki her kadının ben D vitamini eksiğimi güneşle karşılayamadım dediği zaman D3 alacaksa hazır. Benim tavsiyem, imkanı varsa, biraz daha pahalı çünkü o, K2 artı D3 kombinasyonunu beraber kullansın ama K2 vitamin olarak almak zorunda mıyız takviye olarak? Evet. Bu önemli. Bence değiliz. Çünkü K1 vitaminini aldığınız zaman, K1 vitamini çok bedava bir vitamin. Çünkü bütün yeşilliklerde var. En kralda maydanozda var. Çok çok yüksek oranda var maydanozda ama her yeşillikte K1 var. K1'i bağırsağınızdaki bakteriler, probiyotik gücünüz sizin K2'ye çeviriyor. Oradan hazır emiyorsunuz. Yani sizin K1'i K2'ye çevirme fabrikanız aslında bağırsaklarınızda var. Yeter ki bağırsağınızdaki mikrobiyota gücünüz, bağırsaktaki probiyotik rezerviniz yeterli olsun ve siz yeter ki yeteri miktarda K1 alın. Ama ben bunu risk etmek istemiyorum arkadaşlar. İmkanım da var diyorsanız D3 alırken onu K2'lisiyle beraber alırsanız günlük doz 25 mikrogram yeter. Tekrarlıyorum, 50'yi geçmeyin. Boşuna paranızı harcamayın. Günlük doz maksimum 25 mikrogramdır. Yani 15 damla gibi bir şey. Damlası, yoksa damlayla ölçemeyiz. Şundan dolayı her firma damlanın içine koyacağı miktarı değiştiriyor. Yani bazı damla, mesela D vitaminde de aynı şey var. Bazı D vitaminlerin bir damlası da 500 ünite var veya 400 diyelim. 400'dür genelde. Bazıları 800 koyarken bazıları 1600 koyabiliyor. Onun prospektini, tarifesini okuyup ona göre kullanmak en doğru yol. Son bir hangisi doğru yapalım? Doğrudan egzersizden, mental egzersizden de belki de gelsin. Yoga mı, pilates mi? Kesinlikle yoga. Ama yoga zor bir iş. Yoga daha fazla emektaşlık gerektiriyor. Yoga daha çok ruhi katılım gerektiriyor. Daha çok eğitim gerektiriyor. Ve bir daha çok sağlık okuryazarlığı gerektiriyor. Pilates, belki bunu bulan Pilates'in kendisi bile, John Pilates bulmuştur. Daha sonra karısı geliştirmiştir bu süreci. Bir Almandır bulan fizyoterapi üstadı bana göre. Bu kadar büyüyeceğini herhalde düşünmemişti. Türkiye'de de ilk Pilates girdiği zaman insanların çoğu bunun bir geçici heves olduğunu düşünmüşlerdi ama bence değil. Çünkü Pilates hem sizi bir diplomalı hoca nezaretinde
ciddi bir şekilde bedeninizi terbiye etmeye yöneltir. Hem sizi egzersiz seven birisi haline dönüştürür. Hem de vücudunuzdaki kasları güçlendirerek çok fark ediyor. Çok ciddi forma sizi sokar. Düşmenizi önler. Yaşlılıktaki düşmelerinizin çoğunun önüne geçebilirsiniz. Gençliğinizde veya ergen erişkin yaşınızda yoğun pilates yaparak. Onun için tabii ki protezi pas geçmeyelim ama ekonomisi yüksek. Yogayı öğrenen bir kişi bedava evinde kendisi yapabilir. Evet, bir de öyle bir şey var. Kısa araya gidelim. Tabii, aranın ardından Osman Hoca'ya sorulacağız. Osman Hocam, magnezyum takviyesi alalım mı? Magnezyum takviyesi alalım mı diyor izleyicimiz. Herkesi magnezyum takviyesi alması gerekmiyor. Önce onu bilelim. Magnezyumun gizli bir eksikliği döneminden geçtiğimiz kesin. Ancak rastgele magnezyum almanın bir öncelikle bir nedeni yok. Birinci neden şu. Neden almayın derim. Her magnezyum herkese uymaz. Magnezyumun farklı tipleri var. Bu farklı tipteki magnezyumların da farklı becerileri var. Yani ben eğer elbise diktireceksem terziye gitmem lazım. Ayakkabı alacaksam kunduraçıya gitmem lazım. Ya da diyelim ki bir ev eşyası alacaksam da bir ev eşyası da mağaza. Onun gibi düşünün. Magnezyumun sitrat tuzu ayrı bir iş yapıyor. Glisinat tuzu ayrı bir iş yapıyor. Malat tuzu ayrı bir iş yapıyor. Treonat tuzu, taurat tuzu ayrı bir iş yapıyor. Bu nedenle gerekmez. Bir de ikincisi herkesin her yaşta magnezyum alması şart değil. Magnezyum eksikliği olduğunu düşünen bir kişinin gidip magnezyum alması lazım mı? Hayır. Çünkü hangi kişiye, kime, ne dozda, ne süreyle magnezyum kullanacağını da sadece ve sadece bir doktorun karar vermesi lazım. Evet, bununla ilgili sorular devam ediyor. Buyursunlar. Bir soru daha geliyor. Sevgili Osman Hocam, magnezyum seviyemizi ölçtürelim mi? Tam da bu söylediğinizin üzerine magnezyum seviyemizi ölçtürelim mi sorusu geldi. Ölçtürelim mi? Nasıl herkesin magnezyum alması gerekmiyor? Herkesin magnezyum seviyesini ölçtürmesi de gerekmiyor. Magnezyum seviyesi, ölçtüğümüz magnezyum seviyesi zaten bizim vücudumuzdaki gerçek magnezyum seviyesini pek yansıtmıyor. Yani kandaki magnezyuma baktığınız zaman bu magnezyum her halükarda kanda sabit miktarda tutulması zorunlu bir magnezyum seviyesi şart olduğu için vücut onu oradan buradan çalıyor. Yine o kandaki magnezyumu sabit tutuyor. Ama vücudun bu çabasına rağmen eğer magnezyum seviyesi normal kan analizinde 1.7, 1.8 hatta 1.9'un altındaysa Osman Hoca size der ki sizde magnezyum eksikliği var. Doğru bir magnezyum seviyesini net öğrenmek istiyorsanız hücre içi magnezyuma bakmanız lazım. Çünkü magnezyum hücrenin çekirdeği ve hücrenin içinde hatta hücrenin duvarında çok bol bulunuyor. Çok ciddi oranda, kandakinin çok daha yüksek oranda yer alıyor. Dolayısıyla siz herhangi bir hücredeki magnezyuma bakarsanız daha iyi sonuç alırsınız. Bunun için de teknoloji bize eritrosit, o kırmızı kan hücresi içindeki magnezyumu ölçüyor. Ama o kadar pahalı ki maalesef bana göre gerekmiyor. Boşuna harcanan para gibi. Bunu yapan, bunu teşvik edenler var. Biraz önceki iyot meselesinde evet, olduğu gibi. Ben magnezyum meselesinin magnezyum açığı olduğunu düşündüğümüz kişiler dışında bir hekim tarafından bile istemesinin çok gerekli olduğu kanaatte değilim. Ama bilirim ki magnezyum çok ciddi düştüğü zaman olağanüstü problemlere yol açabilen, kalp fonksiyonlarını, sinir sistemi fonksiyonlarını, ileri derecede kas fonksiyonlarını bozabilen bir problem. Evet, bir soru daha gelsin. Buyursun. Mi bu konuda? Kulak veriyoruz size. Hangi soruna hangi magnezyumu kullanalım? O zaman diyor izleyicimiz, hangi soruna hangi magnezyumu kullanalım? Ayakkabıcı, evet, ceket alışverişi. Yani şimdi eğer ben çok sık kramp geçiriyorum hocam, benim bu krampıma bir çare bul diyorsa birisi, benim aklıma hemen magnezyum sitrat geliyor. Çünkü kas fonksiyonlarını en çok etkileyen magnezyum tipi magnezyum sitrattır. Ha ben bu arada biraz da kabızım. Kabızlık problemim de çözülsün. Akşamleyin bir magnezyum alayım. O magnezyum beni sabahleyin böyle kıvamında hamur gibi uyandırsın, kasılmadan, gerilmeden güzel krampsız da bir gece geçireyim. Magnezyum sitrat. Çünkü magnezyum sitrat gerçekten çok önemli bir kas destekçisi. Ama eğer ben daha çok kendimi fibromiyajım var, yorgun, halsiz, isteksiz hissediyorum. Böyle pelte gibiyim hocam. Bana bir magnezyum olsa ne olur? Magnezyum malat.
fibromiyaljide, kronik yorgunlukta, halsizlikte, bitkinlikte tavsiyede magnezyum alır. Ben uyku sorunu çekiyorum hocam. Bir uyku problemim de var. Öyle bir magnezyum alayım ki bu magnezyum hem bende magnezyum olarak işini görsün, hem de uyku sorunlarıma yardımcı olsun diyorsanız magnezyum glisinat. Ben kalp yetmezliği problemi olan böyle 60'larında birisiyim. Hem uykuma iyi gelsin, hem tansiyonu düşürsün, hem kasılmaya geçsin ama aynı zamanda şu kalbimin pompa gücünü de arttırsın diyorsanız o zaman magnezyum taurat. Biraz da belleğime etkili bir magnezyum alıyorum ben aslında derseniz magnezyum tabletleri, hapları, destekleri beyin omurilik barajını kolay kolay geçemez. Geçenin adı magnezyum treonattır. Magnezyum treonat. Magnezyum treonat alırsanız o da beleğinize fayda eder. Dolayısıyla biraz önce söylediğim şeyi şimdi daha iyi anlamış olduk. Eğer siz magnezyumu neden, niçin, ne sürede, ne dozda kullanacağınızı öğrenmek istiyorsanız bunu bir doktorla konuşmanız lazım. Doktor dışındaki hiçbir kaynağa bu konuda benim tavsiyem güvenmemektir. İki, doğru magnezyumun adresi eczanelerdir. Eczaneler dışındaki hiçbir kaynaktan da magnezyum kimse almasın. Çünkü gerçekten güvenilir magnezyum bulmak çok kolay değil. Bir bilgi daha vereyim. Magnezyumun organik ve inorganik maddelerle birleştirilerek üretiliyor. Organik maddelerle yani malatla, aspartatla, glisinatla, tauratla birleştirildiği zaman daha etkili. Biraz önce saydığım veya sitrik asitle ama inorganiklerle birleştirildiği zaman magnezyum karbonat çöp, magnezyum oksit çöp. Bunlar pek işe yaramıyor. Bir de başka magnezyumlar var. Magnezyum klorür. Asla ağızdan alınmıyor. Suda eritilmiş hali magnezyum yağı olarak kas ağrılarında, masajlarda muazzam iş görüyor. Ya da Epsom tuzu kullanıyorsunuz. Magnezyum banyosu. O banyoda kaslarınıza çok iyi geliyor. Ama dediğim gibi magnezyum kullanmak öyle çok sıradan bir iş değil. Evet, uzmanlık istiyor. Dikkat gerektiriyor. Uzmanlaşıyoruz bu konuda. Evet. Evet, devam ettiğimizde bir soru daha geliyor sizden. Osman Hocam merhaba. Hatırlatma dozu için yeni aşıyı bekleyelim mi? Başta dedik tridemik diye konuştuk. Aman dikkat edin. İzleyicimiz de diyor ki hatırlatma dozu için yeni aşıyı bekleyelim mi? Yoksa virüsler peşi sıra geliyor. Hiç beklemeye lüzum yok. Bir yeni aşının bize geleceğini ben zaten düşünmüyorum. Gereği de var mı? Yani İtalya'nın baskı yapılması gerek yok. Yani hatırlatma dozu sadece yaptıracaksanız bunun TÜRKOVAK olması, Sinovac olması ya da BioNTech olması çok ciddi bir fark yaratmıyor efendim. Bunu bilelim. Hatırlatma dozu için TÜRKOVAK gayet iyi bir seçenek olabilir. Peki bir soru daha gelir mi sizden diyelim izleyicilerimize? Osman Hocam merhaba. Karın şişliğinin sebepleri nelerdir? Hemen hemen kadın olsun erkek olsun herkesin üzülüp olduğu bir konuyu sordu izleyicimiz. Karın şişliğinin sebepleri neler? Çok. Ama en çok sebebi bence yanlış besinler. Bağırsaklarınızla barışmayan besinler. Hep diyoruz ya bağırsaklarınızla değil, sadece değil aslında vücudunuzla konuşun. Vücudunuz neyi seviyor, sevmiyor, size mesajını veriyor. Bazen ağrıyla, bazen gazla, bazen reflüyle, bazen ishalle, bazen kabızlıkla. Bir kere ne yediğinize dikkat edin. Yani birinci vücut karın şişliğinin sebebi o. Yani fasulye bazılarında çok gaz yapar, bazılarında hiç yapmaz. Bazılarında az yapar. Karnı bağırlığını bazılarında çok yapar, bazılarında yapmaz. Mercimek çorba içtiği zaman zeplin gibi, balon gibi havaya şişen karınlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir ne yediğinize bir bakın. İki, en yaygın nedenlerinden birisi de bu mutsuz bağırsak, huzursuz bağırsak, irritable bowel syndrome dediğimiz strese bağlı bağırsak problemi. Üçüncü nedeni bağırsak florasının bozulması. Lüzumsuz kullanılan antibiyotikler ve başka yanlışlarla bağırsaktaki mikrobik denge bozulursa, bağırsak kandida işgaline uğrarsa gazla ve spazmla bağırsaklarınız mücadele etmeye başlar. Ama bunun dışında yuttuğunuz ilaçlar, kullandığınız bazı toksik maddeler ve daha pek çok şey karın şişine yol açabilir. Safra yolu hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, ince bağırsak ve kalın bağırsağın sinirsel yani yapısal değil ama inflamatuar olmayan hastalıkları ve iltihabi hastalıklarında da karında şişkinlik gaz görülebilir. Değil mi? Şimdi iyi hayatın anayasaları diyelim, madde madde koyalım. Bir üç maddeyle gelir mi isterseniz? Buyurun. Hayat anayasalarınızda. Evet.
işe evini, eve işini götürme diyorsunuz. Nasıl evet. yapalım ama? Yap, bir şekilde yapmak zorundasınız. Yapmazsanız mutsuz olursunuz. Evinizde mutsuz edersiniz, iş başarınızı da düşürür ve iş yerinizde de mutsuz, sevimsiz bir adam haline gelirsiniz ve bir hanım haline gelirsiniz. Çünkü evdeki sorunları iş yerine taşımak, iş yerindeki sorunları eve götürmek, hatta sorun olmasa bile evde hala iş yeri gibi çalışmaya, evi bir iş yeri gibi kullanmaya devam etmek, en iyi ihtimalle işinizi, çocuklarınızı imal etmenize, en iyi ihtimalle uykunuzun kaçmasına yol açar. Aynı şekilde evdeki streslerinizi, evdeki problemlerinizi iş yerinize taşımanız sizin iş yeri sağlığına, iş yeri rehavetine, iş yeri performansınıza olumsuz etki yapar. Dikkatinizi, verimliliğinizi, üretkenliğinizi düşürür. Evet, buradan uykuya geçelim. Erken uyu, erken uyan diyoruz. Erken yat, erken kalk. Son derece önemli bir tavsiye. Uyku son zamanlarda inanılmaz bir araştırma alanı haline geldi. Çünkü ruhu beslemek, bedeni beslemek kadar uykuyu beslemek de önemli. Ve biz uyku çalan bir yeni canavara dönüştük. Ve bu uyku çalma meselesi nedeniyle uyku zamanını başka zamanlara erteleme meselesiyle ve bunu bir uyanıklık, bir beceri zannetme hatası nedeniyle bir sürü hastalık, başta depresyon olmak üzere, kaygı bozukluğu, anksiyete olmak üzere yakamıza yapışmış vaziyette. Onun için eskileri dinleyelim. Benim rahmetli babam bana çocukluğumuzda bize derdi ki gerçek bir Müslüman insan üzerine güneşi doğurmaz. Onlar sabahın köründe kalkarlar, namazlarını kılarlar ve güne başlarlardı. Mümkün olduğu kadar erken kalkın. Erken kalkıp günün ilk ışığını aldığınız anda uyku baskısını yaratırsınız. Gece uykusunu garantiye alırsınız. Ve uyanır uyanmaz dışarıya çıkın. Mümkün olduğu kadar güneş ışığıyla ve dış havayla temas edin. Bir de erken yatın. Çünkü biyolojik saat bize saat 10.30-11 civarında net olarak uykuya gitmiş olmayı tavsiye ediyor. 11.30'u geçme kardeşim diyor. Onun için Osman Hoca 10.30 deyince yatak odasının yolunu tutuyor. 11'i geçmiyor. Geçmediğim zamanlar oluyor mu geciktiğim? Tabii ki oluyor. Sosyalleştiğim zaman arkadaşlarımla, eşimle, dostumla ama normal koşullarda bunu ihmal etmiyoruz. O nedenle erken yat, erken kalk. Yani saatini sadece uyanmak için, erken kalkmak için değil, evet, erken yatmak için de kur. Bu nedenle ben birkaç gün önceki bir yazımın başlığını haydi büyükler uykuya diye koydum. Televizyonda öyle bir çağrı yapılıyordu ya. Evet. Onu değiştirmek lazım. Herkes uykuya demek lazım. Belli bir saatte uyumak lazım. Yemem. Alarmı kuruyoruz uykuya hazırlık için. Şimdi akıllı saatler ve telefonlar uyarıyor ama o arada da işler bitmeyince evin içinde de... Ama ertesi gün emin olun o işlerin çoğunu zaten bitiremiyorsunuz. Evet. Bu bir kısır döngü. Kesinlikle. Şükretmeyi unutma diyorsunuz bir de. Duasız, dileksiz ve şükürsüz yatağa girme. Bu üçü beraber aslında. Duasız, dileksiz ve şükür. Çünkü dilek de bir şükür aslında. Burada mesele şu. Şükretmek öyle zannettiğimiz gibi sadece dini bir motif zannediyoruz. Öyle bir şey yok. İnananların hepsi, gerçek inanç sahiplerinin hepsi zaten şükretmeyi bilir. Ama bilelim ki inanç olmayan, belli bir dini mensubiyeti olmayan insanlar bile şükrediyorlar. Şükretmek bizi affetmeyi sağlar. Şükretmek bizi hoş görmeyi sağlar. Boş vermeyi sağlar. Bu da geçer diyemeyi sağlar. Mevcutta yetinmeyi sağlar. Yani sizin şükretmeniz demek çok şükür, buna da yeter dersiniz. Ya da şükür daha kötüsü olmadı dersiniz. Hep size bir korunma zırhı sağlar. Bir de yani şükretmek iyileşmeyi hızlandıran bir süreç. Hastalıklardan sadece sizi korumaz. Yani daha kötüsü olabilirdi derseniz, olana razı olursanız o mevcut şartların sizde yarattığı yüksek oranlı anksiyeteyi, gerginliği, duygu bozukluğunu da bir oranda frenleme şansı yakalarsınız. Kesinlikle. İyi hapına eskiler ne derdik? Şifa niyetine geliyor diye. Burada da folik asit geliyor karşımıza. Aslında gündeme getiriyorsunuz. Neden? Çok önemli. O zaman da ben şunu bilirim. Folik asit dediğimde de iki çocuğuma da hamilelik düşünmezden önce kullanmaya başladım ve anne adayları pek bu refleksi geliştirir aslında pek de çok. Mesele folik asit. Ama sadece o dönemle ilgili değil. Hayır, hamilelik öncesiyle de ilgili değil, hamilelikle de ilgili değil sadece. Hamilelik öncesi ve hamilelikte kullanılması çocuklardaki sinirsel doğa, yani hamile olunca doğuracağınız çocuğun sağlıklı olması açısından, özellikle bel bölgesindeki bir problemi önlemek açısından. Ama maalesef biz hekimler bile folik asitin öneminin farkında değiliz. Folik asit yani B9 vitamini muazzam bir beyin sütü,
bir beyin besini. Depresyondan korunmada bizim için son derece stratejik bir madde. Belleği korumada, sadece depresyondan değil, uykuyu derinleştirmede son derece önemli. Ayrıca folik asit eksikliği olan kişiler daha böyle şüpheci, daha kaygılı, daha lüzumsuz yere tedbirli, daha işin kötü tarafını düşünen, optimizminden uzaklaşan kişiler haline dönüşüyorlar zaman içerisinde. Ve yine folik asit eksik olan kişilerde saç problemleri daha fazla, kansızlık problemleri daha fazla, nöropatik problemler daha fazla. Ve bu nedenle biz rutin taramalara artık nasıl D vitaminini soktuk gündeme, bu folik asit taramalarını da sokmak istiyoruz. İyot bakılması ne kadar lüzumsuz demişsem size, folik asit bakılması o kadar lüzumlu. Bir de önemli nokta şu, folik asit folio kelimesinden geliyor. Latince. Folio yaprak demek. Yaprakta her şeyde folik asit var. Folik asit kazanması çok bedava, çok kolay, çok basit bir vitamin ama toplumun neredeyse %20'ye yakını, yani 5 kişiden birinde folik asiti aktifleştiren bir gen aktif çalışmıyor. Neden? Bu genin adı metil tetrahidrofolat redüktaz enzimi. Bu gen genetik. Yani nasıl bazılarımızın genetik olarak bazı eksiklikleri olduğu gibi bu eksiklik de olabiliyor. Nasıl bazılarımız laktaz üretemediğimiz için laktoz süt içince gaz yapıyoruz. Bazı insanlara da aldıkları folik asitli gıdayla aktif folik asit çeviremiyor. İşte bunların bakıyoruz kan seviyeleri 2, 3, 4, 5. Ben 7'yi gördüğüm zaman bile işkillenirim ve hemen onun üzerine çıkarmaya çalışırım. İdeal rakam 10'dur. 12'dir, 13'tür, 15 üst rakamdır ama 8'in altı kabul edilmemesi lazım. Evet. Ama ben bakıyorum folik asit istemiş arkadaşımız ama 6 hiç müdahil olmamış. 5, 7 müdahil olacaksınız. Ama ben şunu söyleyeyim size. Yorgunluktan, halsizlikten, depresyondan, iç çökünlüğünden, keyifsizlikten, mutsuzluktan şikayet ediyorsanız folik asitinize bir baktırın. Ve folik asitiniz 5'in altındaysa aktif folik asit kullanmaya gayret edin. Çünkü normal folik asit zaten normalde eczanelerde satılan folik asitlerin çoğu normal folik asit tableti. Evet. Zaten ondan faydalansa maruldan yediğinden, ıspanaktan yediğinden de faydalanacak. Yani çok kolay kazanırsınız folik asit. Kuru yemişlerde var, bakliyatta var, her şeyde var. Ama bilelim ki folik asit eksikse yerine konulması B12 eksikliği kadar, D vitamini eksikliği kadar önemli bir vitamindir. Dikkat edelim. Aman dikkat dedik. Haftanın evet efendim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte yaşasın hayat dedik. Umarız haberler de bu coşkuyla iyi gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz. Sağlıkla, varlıkla.